Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta evimizi bitireceğiz. En son buraya ev yapmaya başlamıştık sizinle birlikte. İnekleri getirdikten sonra o zaman ne yapacağız? Buradaki evimizi bitireceğiz ve ondan sonra da artık yeni bir yere doğru gidebiliriz. Yapmamız gereken başka bir şey kalmazsa. O yüzden de hiç ağacımız kalmadı. 43 tane var galiba. Baltamız var mı diye bakıyorum şu anda. Baltamız kalmış, tamamdır. Balta yapmak zorunda kalmayacağız. Ve burada da yedek baltamız varmış. Çok güzel. Yukarıdaki sandıklara bakmayı unuttuk. Onlara hızlıca bir tane daha bakalım. Başka tahtamız olmadığından emin olalım. İki tane var. Şunu alalım buradan. Evet, şuraya bakacağız. Burada yok. Bu sandıkta yok. Şunda var mı diye bakıyorum. Yokmuş. Ve bunda da yok. O zaman artık şuradakileri dizmeye başlayacağız. Ondan sonra da ağaç toplayacağız. Hemen burayı bitireceğiz. Şöyle. Evet. Çok güzel oldu. Burayı da dizeceğiz. Tamamdır. Şöyle iki tane daha buraya da ve buraya da. Evet, şunları toplamaya başlayalım buradan. Bunlar yerine fidanlar dikeceğiz. Aynı zamanda bunlardan fidan çıktığı için büyütebileceğiz bunları. Şunu da buradan böyle alacağız. Evet, şurası. Çok güzel. Şunu da buradan alalım. Tamamdır. Bir tane daha alalım. Bu sırayın hepsini hemen fidan dikeceğiz. Bakalım fidan düşmüş mü diye. Bakıyorum bir tane düşmemiş. Kaç tane oldu? 21 tane. Şöyle yaparsak 64 tane oldu. Bunları bir dizelim arkadaşlar. Ondan sonra gelip tekrardan toplamaya başlayabiliriz. Buradan girdik ve şuraya dizeceğiz. Zaten zemini bitirmişiz. Şuranın yükselmesi kalmış sadece. Şöyle yükselttikten sonra yukarı çerçevesini de bitirelim bir tane. Şurası. Buradan da böyle gideceğiz. Hemen ağaçlar bitiyor. Şurası. Bakın. Bu tarafı da dizdiğimiz anda evimize yeni bir oda ekliyoruz ve çok güzel olacak. Şuradan da böyle. Bu taraftan da giriş yapalım. Evimizin iki tane girişi olsun. Şimdi şu yaprağın altından artık çatımızı kapatabiliriz. Çatısını tamamen camdan yapalım mı evimizin? Aynen, bizim cam malzemeleri var mıydı? Evimizin çatısı camdan olabilir. Şurayı kapatacağız. Kare şekilde cam yapacağız. Bakın. Şurası. Evet, çok güzel oldu. Burayı camla kapatacağız. Şurası da camla kapansın o zaman. Aynen, burayı da artık böyle kapatabiliriz. Hem de ağacımız yeterli olur, hem de cam yapmak zorunda kalacağız ama. Şöyle çıkalım buradan. Yedek var mı? Şunları da dizelim, öyle çıkalım. Ağaçlarımız bitecek galiba. Evet, şurayı mecburen duvar yapacağız. Sonra cam yeri açacağımız için bunlardan da ne yapacağız? Tekrar tahta toplayabileceğiz. Evet, şuradan tekrar toplayabiliriz. Evimizin iki girişi olması da güzel olacak. Şöyle iki tane daha. Evet, hemen dikmeye başlayalım. Şu fidanların yerini şurasına koyalım, şöyle suyun yanına. Şuraya bir tane dikeceğiz. Buraya bir tane dikeceğiz. Şuraya bir tane. Evet, hepsine birer tane daha diktik tekrardan. Bunlar büyümeye başlasınlar. Şöyle şuradan alalım tekrar hepsini. Neredeyse bütün ağaçları alıyoruz bakın. Baltam sayesinde hızlı alıyoruz. Şöyle bir tane daha. Evet, bu ağaç büyük büyümüş. Keşke bunu kırmasaydık. Bakın. Nasıl toplayacağız hepsini? Toplayamayız ki. Zıplaya zıplaya kırıyorum. Aynen, onu kırdık. Şunu da kıralım. Evet. Şurayı kırarsak onu kırabilir miyiz? Aynen, kırabiliyormuşuz. Bu ağacı mecbur artık alacağız. Yoksa bu gitmez. Böyle kalır burada. Şunları da alalım hemen. Bir tane bu, bir tane bu. Evet, şu arada bir tane kalmış. Başka ağacınkiyle birleştiyse ne olacak? O zaman bunlar gitmeyecek ki. Şurada var mı diye bakıyorum. Şurada devamı var. Bu ağaçla birleşmiş. Aynen, o ağaçla birleştiğine göre fidan düşmedi mi hala? Düşmüş. Çok güzel. Şuraya hemen bir tane yenisini dikelim. Şuraya da bir tane daha yenisini dikelim. Bunlar büyüsünler. Oo, bayağı fidanımız oldu. Kırdığımız ağaçtan daha fazla oldu. Evet, şimdi şunları çevirdiğimiz anda tekrar işimizi yapmaya devam edebileceğiz. Bakın. Evet, artık buraya dizebiliriz. Şuradan. Tavana cam yaptık. Acaba odaya cam yapmasak mı? Kıralım bunları arkadaşlar hemen şöyle hızlıca. Oraya kırdık. Şuradan da şöyle bu tarafa doğru getirirsek. Evet. Tavana zaten cam dizeceğimiz için cam yapmaya gideceğiz birazdan. Şurası kaldı sadece. Oo, bizim kumumuz yeterli değilse cam yapamayız. Burada birazcık cam olabilir. Kapı yapacağız. Şuraya bir tane kapı yapalım. Nasıl görünecek? 3 tane kapı. 2 tanesi buradaysa bir tanesi başka bir yerde olabilir. Onu bulalım hemen. Bir tane bizim fazladan kapımız olması gerekiyor aslında. Burada değil. Burada da değil. Aynen, burada bakın, bulduk fazla kapımız. O zaman kapı yapmak zorunda kalmadık.
Şuraya koyacağız. Buradaki cam yarım kalıyor. O zaman buraya normal cam koyacağız. Aynen. Şundaki. Buraya da normal cam koyacağız. Şurası böyle boşluk kaldı. Şuradaki çalışma masamızı oraya götürelim. Ne oluyor be? Evet, bunları şuraya götüreceğiz. Şuradaki boşluğa bunu koyalım. Şurasına da sandık koyabiliriz aslında. Fırın oraya bir tane fazladan yapabiliriz. Pastaları oraya götüreceğiz. Camlarımızı bulalım arkadaşlar hemen. Hatta şurada 57 tane kum varmış. Şunları bir pişirmeye başlayalım. Yarısını da şunda pişireceğiz. Evet, onlar pişerken bizde fazlalık camımız var mı diye bakalım şurada. Burada fazlalık cam yok. Burada sarı cam var. Aynen, şu kumlar da pişmeye başlasın, alalım. Fazladan camımız yokmuş bizim. O zaman şuraya da bunu koyacağız. Hemen pişmeye başladı. 2 tane bundan alacağız, 2 tane bundan alacağız. Şuraya dizeceğiz. Bir tane kaldı. Evet, o bir taneyi de buraya dizdiğimiz anda burayı yaptık. Buradan çıktığımız anda burası. Şimdi pastaları dizeceğim şekli belirleyelim bir tane. Şu pastaların birazını alalım böyle. Acaba üst üste pasta koyabiliyor muyuz, onu deneyelim. Evet, bir pasta da üzerine koyarsak. Ah be, pastaların arasına ne koyabiliriz acaba? Pastaların arasına yarım tahta basamak koyarsak çok güzel olacak. Çalışma masamız oradaydı. Şöyle gidelim oraya doğru. Camlar pişene kadar deniyorum hemen. Şöyle. Aha, konulmuyormuş. Bakın. Bunu buraya koyarsak zaten o konulmaz. Böyle koyarsak o olmaz. O zaman bunu buradan alacağız. Pastaları böyle dizeceğiz hemen. Aynen, pastaları böyle dizelim. Çok güzel. Bunu da koyacağız. Birer tane pasta yeri kaldı sadece. Şu bir tanesi, bir tanesi de orada. Tamamdır. Tekrar bunları hemen hızlıca şuraya diziyorum. Evet. Buradan acıktığımızda gelip hemen pastadan hızlıca yiyebileceğiz. Bakın, yediğimiz pasta orada kalacak. Kaç tane kaldı? 4 tane kalmış. Bunları da oraya koyalım hemen. Şöyle. Orada boşluk kaldı. Şuraya bir tane çalışma masasının üzerine koyduk. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya. Evet, orada da pasta kaldı. Bir tane de pasta o zaman şuraya koyalım. İlk bunu yemeye başlayalım. Nereye koyalım? Camlar pişmeye başladı arkadaşlar. Şuraya dizelim bakalım. Aynen, evimizin çatısını camdan yapalım. İçeriye aydınlatmak zorunda kalmayalım. Bakın, orayı dizdik. 11 tane kaldı. Şurası kaldı sadece. Evet, buraya dizdiğimiz anda, camlar orayı tamamladığımız anda burası da olacak. Evin camları tamamlanacak. Eve biz ekstra cam açmayı deneyelim şuraya kapattıktan sonra. Aynen. Şuradan 4 tane mecbur buraya cam açacağız. Bakın şurası. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane. Ama bunların çiti var burada. Bu taraftan geldiğimiz anda buradan girebileceğiz. Şu obsidyenleri buradan alırsak, hatta şuradaki obsidyeni alıp o tarafa koyduğumuz anda işimiz tamam oluyor. Hemen bunu alalım, o tarafa koyalım. Evet, almak üzereyiz şu anda. Kırıl. Bunu da alacağız, şuraya koyacağız. O tarafı yarım kaldı. O zaman bunu bu taraftan alıp şu tarafa dizmeye başlayacağız. Son bir tane kaldı. Şu bir taneyi de aldığımız anda o tarafa koyabileceğiz. Aynen, bunu da alalım hemen öbür tarafa. 4 tane. Şurası 1, 2, 3 ve 4. Evet, kapı yapalım hemen tekrardan. Çalışma masamız bu taraftaydı. Şuradan kapı yapacağız mecburen. 2 tane oraya koyacağız. Evet, şöyle kapı yaptıktan sonra merdiven yapacağız arkadaşlar. 4 tane. Şunları deneyelim bakalım hepsi olacak mı. Bunları etrafına dizeceğiz. Aynen şöyle. Ah be, yetmedi. Şuraya 2 tane şöyle kapı koyarsak hemen bir tane daha yaparım, zaten ağacımız artık var. 4 tane daha fidan dikeceğiz. Şurası. Bakın, evimizin kapı tarafını da bitirdik. Şuraya basınç plakası yaptık mı? Basınç plakası yapalım hemen 2 tane. Hatta 4 tane. Evet, 4 tane. 2 tane bu tarafa koyacağız. 2 tane bu tarafa. Buradan da artık girebiliyoruz. Bakın, şuradaki camların hepsi pişti mi? Evet, 29 tane. Çatıyı kapatabilmeye yeter mi? Bakın, 2 tanesi boşa gitti, olamaz. Şuraya bir tane daha koyacağız. Evet, şöyle bir tane daha. 3 tanesi boşa gitti. Ah be, 2 tane daha, 2 tane daha. Evet, bir tane kıracağız, bir tane ve bir tane de burası. Çatıyı kapattık. Şuraya da 4 tane yaparsak, şu sandığın içine şu camı koyalım gitsin. Şu 2 tanesi daha pişti, bunları da buraya koyacağız. Çok güzel. Şuradan bir tane pasta yiyelim hemen hızlıca.
Evet, bir tane pasta yeri açıldığında onu da buraya koyacağız. Bütün işlerimizi yaptık mı acaba? Şuraya basınç plakası koyalım mı arkadaşlar? Burası böyle kalsın. Burası bizim girdiğimiz yer oldu. Öğür soruya koyabilir miyiz? Bakayım bir tane. Şimdi bizim demirimiz sınırsız. Makaslarla halı yapacağız. Aynen şurada demirimiz sınırsız zaten. Hemen makas yapalım arkadaşlar. Sandık yerimize geldik. Şöyle. Şuradan iki tane şöyle yaparsak makas. Bununla da koyunlardan şimdi yün alacağız ve halımızı yapacağız. Evet, hangisinden alalım? Sarı alalım değil mi? Evet, şundan bir tane mi çıkıyor sadece? Oo, sarılar aldık. Artık bunların yünü tekrar sarı çıkar mı acaba? Çıkalım buradan bir tane. Bakalım kaç tane halı yapabiliriz. Bu halıların hepsini tamamlayıp yapmamız gerekiyor. Şuradan. Evet, 3 tane. 2 tane, 2 tane daha. Bir tane arttı. Onların yünü çıktığı anda tekrar yapacağız. Şuraya. 3, 4 tane, 4 tane. Ah be, halıyı tamamlamak için birazcık daha gerekiyor. Halıyı tamamen dizmek için gerekiyor. O zaman o sarılardan daha çok yapmamız gerekiyor. Şu fidanlara bir tane dikelim. Üzerimizde kemik tozumuz yok şu anda arkadaşlar. Bunların hepsini büyüteceğiz. Onlar yoksa büyümeyecekler. Şuraya bir tane de buraya diktik. Şu uca bir tane dikeceğiz. Buraya bir tane dikeceğiz. Bir tane de buraya dikelim. Bakın buraya toprak dizmeyi unutmuşuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte evimizi bitirdik ve yeni yere gitmek için hazırız. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.